çalışma içerisine girdik. 8 tane köyümüzün kitabını yarattık. Ona da kalbimizden ne demiş kalbimizin kıyısından diye seyir geliştirdik ve 8 tane kitap çıkarttık ondan. Daha sonra bu 8 kitabı çıkarttıktan sonra içerisinden öyküler çıktı ve o öyküleri yazdık ve o da yine kalbimizden sesler diye 4 kitap da oradan çıkarttık, 12 kitap. Artı bir de Kent Meclisi'nin çalışmasıyla birlikte oradan da bir kitap çıkarttık, 15 kitap. Kalbimize dokunmuşlar. Kalbimizden dokunmuşlar. Ama tabii bizim bu yazarlarla birlikte ürünmeye devam ettiler. Dediler bu bize yetmez, biz de dergi çıkaralım dediler. Bununla birlikte Çise dergisi doğmuş oldu. Bugün de o Çise dergimizin tanıtımını yapacağız. Şen 103. günü burada tanımlamış olacağız. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bir de bu çalışmalardan faydalanmak isteyen, bizde bilgi akışı yapmak isteyenler çıkışta isimlerini ve telefon numaralarını yazdırırlarsa bizde iletişim halinde olur. Bu konuda ilgili istişareler yapabiliriz. Evet, İbrahim abi, söz sende. Evet, arkadaşlar. Merhaba. Arkada yer var. Burada da oturabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz. Direkt gelmek. Size vereceğimiz bizim alt başlık kalbimizden damlalar. Hepsinin içinde kalbimiz var. Kalbimiz pazar. Pazardan damlalar. Pazar bizim kalbimiz. Hep kalbimizi iyileştirmek için çalışıyoruz. Dergi serüvenimiz şöyle başladı. Bir dergi çıkaralım, bir de dergimiz olsun. Biz Pazar Kültür ve Sanat Evi'yiz. Aslında Rize'yi pazardan güzelleştirmeye başlayalım. Fındıklı var, pazar var. Sonra başka ilçelerde bakar, bize bakarlar. Üzüm üzüme baka baka diye. Birçok noktasından Rize güzelleşmeye başlar diye düşündük. Çünkü burada kalıcı bir kültür oluşturmak gerekiyor. Hani toplumun belli dönemleri vardır. O heyecan ortamları bitince onu motive eden o şey biter. Bittiği zaman geriye yine kum kalır. Yani sel gider kum kalır hesabı. Ya biz buraya kalıcı bir şeyler, kültürel bir şey bırakmamız gerekir biraz diye düşündük. Ne yapabiliriz? Bir dergimiz olsun. Dergimiz olsun ama dergimiz pazardan dünyaya baksın. Pazara bakmasın sadece dedik. Pazardan dünyaya baksın, içinde pazar olsun ama sadece pazar olmasın. Çünkü dünyaya açılan bir, biz onu istiyoruz, dünya açılıyoruz. Pazarlıyız ama dünyalıyız aynı zamanda. Ne yapabiliriz dedik, pazar ağırlıklı yazılar olsun içerisinde. Oturduk, konuştuk ve yazar arkadaşlarımız pazarla ilgili yazıları toparladılar, getirdiler. Evrensel, mesela Brecht'ten de şiir var burada, Enver Gökçe'den de var. Galileo ile ilgili bir yazı var mesela. Ve her sayıda dedik, her sayıda bir klasik besteci olsun. Bu sayıya Vivaldi ile başladık. Pazar Kültür Sanat Evi imzası ile. Pazar bir zaman dünyalıyız dedik. Böyle bir dergi ortaya koyalım dedik. Yoksa biz bunu yapmazsak başkaları başka şeyler yapar. Başkaları başka şeyler yapmasa bile olumsuz anlamda, mesela bize İktisat Fakültesi'nde bizim ekonomide hoca şöyle bir şey söylemişti. Arkadaşlar biz bu emekle ilgili konuları konuşurken bir bostan düşünün dedi, bahçe düşünün. O bahçe için emek gerekiyor güzelleştirmek için. Çiçek ekiyorsunuz, düzenliyorsunuz, suluyorsunuz filan. Bir çaba sarf ediyorsunuz ve terliyorsunuz, ter akıtıyorsunuz güzelleştirmek için. Ama dedi bir yeri bozmak için bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Bırakın kendi haline, o zaten bozulur. Hiçbir çaba sarf etmeye gerek yok. Hakikaten öyle oldu yani. Bizim pazar 1980 yılı öncesinin, 12 Eylül öncesinin mirasıyla bugüne kadar geldi aslında. Düşünsel anlamda, bakış olarak. Şimdi pazara baktığımızda belki
başkaları yönetti pazarı. Ve hakim olanlar da öyle başkalar ama kültür sanat alanında kısıtlı da olsa aslında burada esen hava bizim ta 80 öncesinden estiren o rüzgar aslında. Onun tazikiyle bugüne kadar geldi. Ya biz yarını kazanmak istiyorsak bugün yeni malzemeler ortaya koymamız lazım ki biz bu pazardan, biz bu hayattan çekildikten sonra bizden sonraki çocuklarımız, torunlarımız onlara bir kaynak olsun. Onlar bir yerden devam etsin. Zincir kopmasın istedik. Bu dergi aslında bu vizyonla çıktı. Sürekli olmasını umuyoruz, istiyoruz. Bunun için yeni yazarlara ihtiyacımız var. Bizim pazarlı, özellikle ağırlıklı olarak pazarlı ama illa da pazar olması da gerekmiyor. Bu dergiye omuz verecek yazarlara ihtiyacımız var. Birçok arkadaşla konuşuyoruz. Diyorlar ki ya bizim işte siz okumuşsunuz, yazmışsınız işte tecrübeniz var vesaire. Ama hayır öyle değil işte. Bak biz bunu kanıtladık öyle olmadığını. Her köyün bir kitabını çıkarıyoruz. Ve o her köyün kitabını da o köyden biri yazıyor. Yani daha önce hayatında kitap yazmamış arkadaşlar. Kendi köyünün kitabını yazıyor. Yani bu biraz burayla burayı birleştirme işi aslında. Yani kalp ve beyin işi. Böyle ikisini birleştirip o duyguyla yaparsanız yaparsınız yani. Ve İstanbul'daki tanıtım etkinliğinde de biz Çise dergisinin söylemiştik. Söylerken benim çok hoşuma gitmişti. Burada da söylüyorum onu. Bu bizim gelecekte işte o bizden sonraki kuşaklar. Ya bizim abilerimiz, büyüklerimiz ne güzel etmişler bak. 10 sene, 15 sene sonra diyelim. Ne güzel etmişler de böyle bir yolculuk başlatmışlar dedikleri anda biz amacımıza ulaşmış hissedeceğiz kendimizi. Ve o bizim ödülümüz o olacak. Aslında biz kupayı almış olacağız o zaman. İşte. Evet. Çok özür dilerim. 27 yıldır buradayım. Pazarlı değilim ama pazara sahip çıkmak isteyen böyle bir adımla aranızda bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmekten Biz de Konya değil mi? Konya. Evet. Dışarıda konuşmuştuk. Şunu özetlemek yani. İsterim. Pazarlı pazara sahip çıkmadığı sürece kültürel yönden, diğer yönden geliştiremez kendisini. Evet. Giden bir kaymakam ve bir okul ziyaretinde şunu demiştim. Değişim var ama gelişim yok diye. İnsanlar kendilerini geliştirmediği sürece pazar aynı yerine. Bak 27 yıl önce geldiğimdeki etkinlikler, güzellikler kaybolmaya başladı. Ama bu Çise'yle bir adım olsun. Evet, sizleri aramda görmekten çok kendi adıma mutlu oldum. Pazar kazanacak, hepimiz kazanacağız. Evet. Gelecek nesil. Hayat kazanacağız. Teşekkür ederiz. Çise dergisi. Sağ olun. Çise dergisinin isminden tutun da yani kaç sayfa olacağına dair boyutu ne olacak? Biz oturup konuştuk, yazıştık vesaire. Logosu nasıl olsun? Bu iyi mi? Bu nasıl? Çeşitli isimler, öneriler geldi. Bir şey bilmediğim için yani soru soracağım. Peugeot'u aylık 3 aylık. 4 aylık diye yazdık. Yani aylık başa çıkmış. Evet, 3 aylık diye düşündük ama ya dedik ne olur ne olmaz biz bunu 4 aylık yazalım. Bir ay dedik hani 4 aylık. Dijital olarak geldi var mı? Yok. Daha 15 gün oldu çıktı, 20 gün değil mi? 20 gün falan oldu. Yani. Ama dijitale konur yani. İkinci sayı çıkınca birinci sayı dijitale koyarız. Yani bence o da öyle. Evet, yani olur. Pazar dışındaki insanların da buraya ulaşmak. 4 preste bir tane şey yapılır mesela. Web sayfası yapılır, onun üzerinden yayınlanması gerekiyor. Şunu düşündük. Hani Çise aslında mütevazi bir isimlendirme. Hani yerel isimler önerildi. Şu mu olsun, bu mu olsun? Biz hem diyoruz ki biz pazarın dergisiyiz ama pazara hitap eden sadece pazar sınırları içine hapsolmuş bir dergi değiliz diyoruz. O zaman ne yapalım? Sadece pazara değil de pazarla birlikte her yere hitap eden mesela Lazca çok güzel isimler buldu arkadaşlar. Ama bu Lazca bir dergi değil, Lazca Türkçe bir dergi. Daha içinde iki sayfa belki Lazca öykü olur, şiir olur ayrı konu. Ama biz
dünyaya, pazardan dünyaya seslenmek istiyoruz. Sonra bu şey Alper'indir. Size nasıl dedik? Aa güzel oldu filan. Zaten yağmur fırtına olamayız. Ancak çiseleriz. Çiselersek daha iyi olur dedi. Hakikaten sloganımız da çiseleriz. Ya sonra düşündüm ben. Çise mütevazidir. Yani çise mütevazi yani böyle iddiası olmayan bir şey. Çise güzeldir. Yani fırtınalar gibi, büyük yağmurlar gibi toprağa böyle yağ koparan değil. Hiç böyle kimsenin ruhu duymadan toprağı suya doyurur yani. Biz onu yapmak istiyoruz aslında. Böyle şeyle damlalıkla verir gibi çise çise ufak ufak doyurmak. Toprağın yağmura doyduğu gibi kültüre, sanata, edebiyata doyurmak. Derdimiz o bizim. Bunu yapabilirsek ne mutlu bize. Gözümüz açık gitmeyiz yani. Edebiyat dergi tarihinde çalışmalar yapıyor. Kıra diye dergi çıktı Adana'dan. Kar diye bir dergi devam ediyor. Yağmur dergisi çıktı. Çiseyi de böyle. Ben de çiseyi yapıyorum. Hatta ben çiseyi böyle yerel dostu kalsın söylüyorum. Yok var ya abi yağmur çiseliyor senesin esnaf çarşısında. Yani onu biliyoruz mu? Oradan geliyor diye bir yani aslında bir şey anlayabildim ama. Evet, şimdi zaten hasta Muhammed Hoca da burada onu da biz analım da burada yazısı var hocam siz de buyurun. Sen niye orada oturdun? Evet hocam buyurun siz de size de birkaç cümleyle belki siz de aktarırsanız. Hocam dergiye ilk fikri bana İbrahim abi ya da Alper söylediği zaman ben fikrim çok heyecanlandım. Çünkü ben sıkı bir dergi takipçisiyim. Bütün edebiyat dergileri takip ediyorum. Bir de işte bir edebiyat kültürü de var. Dolayısıyla hani gazete daha güncel bir şey. Daha halka çabuk ulaşabilen bir şey ama dergi izleyicisi de dergi takipçileri biraz daha farklı. Hani sanattan ve kültürden biraz hoşlanan insanlar. Dolayısıyla benim için çok özel bir şeydi bu. Dergi Fili Hocam beni çok heyecanlandırdı. Ve işte ne yapalım, ne edelim diye oturup konuştuğumuz zaman ben, kim, senden çıktı galiba yoldaşlar, herkes sosyal röportaj yapıyor. Benden mi çıkmıştı bilmiyorum. Biz birlikte yapabiliriz. Benim çocukluğumda pazarda yoldaşlar diye bir grup vardı. İşte Zihni Cinanların, Talat Günday'ların başını çektiği muazzam bir grup. Bu grubun o zamanlar düğünler Pazar Belediye Düğün Salonu'nda yapılırdı ve bu grup sadece aslında düğün müziği yapmazdı. Bu grup aynı zamanda gerçek anlamda bir müzik yapardı. Ta Hopa'dan, işte Artvin'den belki de Rize'ye kadar bütün düğünler onlar giderdi. Televizyonların işte her köyde, her evde olmadığı ya da tek kanalla sınırlandırıldığı dönemlerde, işte şarkıların, müziklerin sadece plaklarla ellere ulaştığı dönemlerde yoldaşlar çok kaliteli müzik yapardı. Sadece eğlenmezdik. Bu aynı zamanda bir müzik kültürüydü de. Dolayısıyla ben onlarla röportaj yapmak istedim. Özellikle ben kaptım, ben almalıyım diye. Böyle bir açgözlülük yaparak bu işi yaptım. Ve sağ olsunlar grubun iki üyesine ulaşabildim zaten. Diğerleri dağılmıştı. Talat Günday'la ve Zeni Cinan'a ulaştım. Kadıköy'de onlarlık. Birinde vefat etti. Biri vefat etti. Ben de vardım çünkü. Evet, sanırım. Gruptaki ben de. Evet, evet, öyle. Onlarla... Yoldaşların elemanlarından biri. Öyle miydi? İsim neydi? Yaşar Bey'le valla ben az süre ama kaldım. Ama ben sizi ismen burada yazmış olabilirim. Yok. Şu an hatırlamıyorum ama bana isimler verildi çünkü. Evet. O ikisiyle görüşme imkanı buldum. Çok güzel bir röportaj oldu. O dün işte müziği konuştuk, geçmişi konuştuk, dünü konuştuk, bugünü konuştuk. Ortaya güzel bir yazı çıktı. Ben sizin de çok keyif alacağınızı, çok keyif okuyacağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla zaten amaç burada bir şeyleri paylaşabilmek, görebilmek. Ne kadar neyi aktardık bilmiyorum ama çok özenli çalıştık, çok istişare ettik. İsim konusunda İbrahim abi çok inat etti, ile çize olsun diye. Biz mesela başka bir şey söylemiştik ama o ısrarla ama iyi ki de yapmış, gerçekten çok iyi oldu. Ve sadece biz sadece yazı olarak katkıda bulunduk. Aslında A'dan Z'ye derginin bütün sayfasıyla İbrahim abi ilgilendi. En çok alkışı aslında o hak ediyor. Alkışlar bu zaman. Alkışlar. Beraber aslında. Yok yok İbrahim abi, çok fazla. Evet. Yani şöyle, ben açıkçası bu kadar bir şey başaracağımızı yani tahmin etmiyordum. Yani bu seviyede bir şey ortaya koyabileceğimizi tahmin etmiyordum. İkinci sayıda, üçüncü sayıda nasıl toparlarız diyordum. Yani
Yani ele dokunan bir şey olsun da bir yola çıkalım hele filan diyordum ama sonra ortaya çıktığı şekliyle oldukça yani içime sindi benim de. Yani ne kadar önemsediğimizi burada aslında benim için bilir. Gece yarılarına kadar uğraşırken yanımdaydı. Hala mesela bu dergi çok içinde belki okuyanlar anlamaz ama ben bildiğim için hatalı yerleri biliyorum. Örneğin ben bunu mizampaj, hayatımda ilk defa mizampaj yaptım. Mizampaj nasıl yapılır bilmiyorum. Kürtçe, Türkçe bir dergi çıkıyor, Dilok. Dilok diye bir dergi çıkıyor. Ben ona yazı yazıyorum, o dergide yazılar yazıyorum. Arkadaşım çıkarıyor, Vedat İlbeoğlu, Evrensel Gazetesi. Evrensel çıkarıyor diye. Evet. Vedat İlbeoğlu, ben ev arkadaşım üniversiteden. Oraya yazılar yazıyorum ben. Ya Vedat dedim, bu mizampaj nasıl yapılıyor? Sen bana bir söylesene dedim, bana en kolay şekilde. Bana bir tane mizampaj programı önerdi. Dedi o hem bedava dedi. Onunla yap dedi. İsmini unuttum. Bir baktım böyle. Oo dedim şimdi ya ben ya bunu hem. Önce bir öğreneceksin. Nasıl olduğunu uzun iş. İyi kötü Word kullanabiliyorum. Word'de nasıl yaparım diye düşündüm. Google'a sordum. Cevap aldım. Ha bu kısmı böyle yapılıyor. Başka bir şey aklıma geldi. Şurayı şöyle yapsam nasıl olur? Google amcaya sordum, o söyledi bana. Öyle ben bunu toparladım ama hala cevabını bilmediğim şeyler var. Onları öğreneceğim, ikinci sayıda o hatalar olmayacak. Örneğin, Word'de yazıyorsun, çok güzel, oturduğun yerine. Arkadaş, PDF'e çeviriyorum, kayıyor. Nasıl oluyor ben anlamadım. Onları öğreneceğim ama. Ben bunu iş olarak düşünmedim. Çünkü gönüllülük esasıyla yapılıyor ya, yani isteyerek, bilerek, yani ben eve gideyim de bir an önce şuna tekrar devam edeyim. Hani iş olarak bakmadım. Biz gönlümüzü koyduk bu işe. Ortaya böyle bir şey çıktı ve çocuğumuz gibi oldu ya, hakikaten öyle. O yüzden herkesin ben, yani sahiplenmesini, yani gönlümüzde o geçiyor, istiyorum. Yeni yazarlar kazanmalıyız. Yeni fikirler. Hatta ben bir tane çocuk yazar bile buldum. Ben de bulacağım. Benim yeğenim öyküler yazıyor. Ondan söz aldım. İkinci sayıya bir öykü gönderecek. Hatta şöyle, tabii bu arada öneriler alacağız. Mesela bu dergide. Şenliğimiz pazar, kültür, sanat ve çocuk şenliği. Ama dergimizde çocuk yok. Sırf buraya denk geliyor diye, şenliğe denk geliyor diye ben kapağında çocuk olan bir kapak seçtim. Sadece çocuk, sadece bu. Sadece bu var. Bizim köyün düzü burası. Yıllar önce çekilen bir fotoğraf. Gelecek sayıda iki yaprak diyorum çocuklar için. Mesela dergimizin adı Çiseyre. Damla isimli iki yaprak olsun. Orada da çocuklar yazsın. Karikatür, resim, şiir, öykü ne varsa filan, öyle bir şey. Onun için başlıklar, bu defterin her sayfasında bir başlık oluşturdum. Önerileri oralara yazıp ikinci sayı ona göre oluştururuz diye bu öneri defteri. Daha iyi çize nasıl yapabiliriz? O hala onu düşünüyoruz. Amatör, ruhumuz amatör. Ya yani merak ettiğim için kaç bastınız bir, aklınızdaki tiraj nedir? Valla biz 1500 tane bastırdık. 1000 basacaktık ama şeye denk geldi ya. 1200 var. 1500 değil mi? 1200. Neyse önemli değil. Ama serginin ömrü çok uzun olmuyor genelde. İnşallah bu çok uzun ömürlü olur. Şenlik döneminde dedik hani insanların ilgisini çek. Artı bir de elimizde kalsın yani 300 tane kaldı. Çünkü 4. 5. sayıya geliyor. İnsanlar duymayanlar duyuyor. Sonra diyor ya bunun 1. sayısı nerede? Filan bulunmuyor. Elimizin altında bulunsun. Bizim çıkardığımız başka bir dergi vardı arkadaşlarla. Oradan biliyorum çünkü. Gor diye bir dergi çıkarıyoruz biz hemşince ve Türkçe olarak. Birinci, ikinci sayılar yok mesela. Dergiyi kaç liraya bastırıyorsunuz? Asıl mevzu sorusu bu işte. Asıl soru. Ben bilmiyorum da. Aferin. 21 bin diyor. 21 bin.
Ya biz de 500 basıyoruz örneğin Trabzon Bilim Kültür Sanat Dergisi'ne kadar. Biz de 18-20 bin lira veriyoruz Trabzon'da. Yani onun için zor. Maşallah. Yani. 500 basıyoruz çünkü. 500. Siz 1200 basıyorsunuz. Hayır, aynı olur mu? Vallahi. İşte sayfa dedi biz aslında size örnek aldık dedi. 52 sayfa basıyor BKS dergi. 52 sayfa olsun bizim dergimizde. O biraz da şeyde. Ya rezil olmak var bu işin sonunda insan bilinçaltı arka planda da onu düşünüyor. Ne rezil olacağız ama insan yine de onu düşünüyor. Ya bir dergi çıkardınız. Olmamış filan. 52 sayfa olursa hem yazılar olarak hem bütünlük olarak dedik hani az olursa büyük olan hani denetim altına alamayız. Öyle düşündük. Sonradan karar verdik sayfa sayısını arttıralım diye. Kaç olacak? 64 mi olsun? 72 mi olsun? 80 kaç oluyor sonra? İşte 12-12 mi geliyor? 16. 16 mı? 72 sayfada karar kıldık. Onu biraz matbaacı arkadaşlar o sayıyı açmayı bir de ondan açmayı yani. Ha. Yani birbirine sayısını açmıyorsan bir şeyler söyledin o. Sonra içinde neler olsun, konular neler olsun, onu işte gelen yazılara göre. Burada yazı sırası da şöyle, ilk gelen yazı en başa kondu. Kadriye, ilk önce Kadriye göndermiştik, Kadriye'nin yazısını en başa koyduk. Bir giriş yazdınız son, mı? Yazdım. Ya yazıldı yani, devrim arkadaşımız evet. Sonra orada bir önerim olsun size de. Şimdi bu pazar kültür sanat evini çıkarmış olduğum bir dergi diye düşünüyorsak, en arka sayfanın kapak sayfasının içinde, yani her arka sayfa değil mi içinde? Şurada. Orada bence şunu yapın, buraya başka bir şey almayın. Pazar Kültür Sanat Evi'nin etkinliklerini tanıtın. Şimdi Hikmetciğim, oralar reklam alıyoruz. Ha, siz reklam alıyorsunuz. Ben yapıyorum. İlk reklam. Ya ben deniyorum ki nasıl filan seviyorlar ya. İlk reklam da reklam alıyorum ki ya. İlk reklam alan burada benim arkadaşımız Huzur Evi. Pazarlıdır Ekrem Azaklı sağ olsun. 20 bin liraya reklam aldık zaten dergiyi bastık yani. Biz öyle yani biz. Sonra neler olsun dedik ya bir bulmaca olsa nasıl olur? Aldere dedim ki ya bir de bulmaca olsun bunda. Şey boyutlar bunun Bilim ve Gelecek dergisiyle aynı. Şimdi Bilim ve Gelecek benim her sayısı var. Birinci sayıdan beri aboneyim ben onu. O boyut tabii dergi olsun. Orada bulmaca da var. Ben bir yandan da diğer dergilere bakıyorum onlar nasıl yapmış. Bilmiyoruz acemisiyiz bu işin. Baktım orada bulmaca, ya bir bulmaca da biz yapalım. Aldere dedim, ya kim yapacak bulmaca? Ben yapamam dedim yani. Kim yapacak dedi, sen yapabilirsen yap dedi bana. Ya düşündüm kime diyebiliriz, kim bulmaca yapabilir? Arkadaş uğraşayım dedim, bulmaca nasıl yapılır? Biraz uğraştım, bir gün akşama kadar uğraştım. Yok arkadaş tutmuyor, tutmuyor. Sonra da bir tane yaptım. Bir tane yapınca dedim hazır. Bir geri bulmuşken ben 5-10 tane yapayım dedim. Tamam. 10 tane yaptım. Ama çok zor İbrahim abi. Ya 10 tane. 10 tane. Şu an 10 saniye. Şu an 10 saniye bu proces hazır. Evet çözülmüyor. Çok zor. Ben senin basitinde bu. Ben tanıdım. Ben yok. Basit ona gelen bak sen bu kadar çözülmüyor. En basitinde bu ya. Birinci sayı bu. Hem şimdi şeyler sonra. Şimdi ne soracaksın? Hazırda da var. İlk sayfaya ödüyor. Sonra bizim bulmacamız hazır, 10 sayfalık hazır. 10 sayfalık kapağı hazır. Yani zor yerler kenarda duruyor, bekliyor. Bizim tek olmayan yeni yazarlar bulmamız lazım. Eski yazarımız eski yazarlar yeni. Niye şimdi? Şimdi burada benim adımı taşıyan iki tane, üç tane mi? Üç tane imza var. Bir de yenine yazdıracaksın. Tamam, özür dilerim. Sen dergiye yeni geçirdin İbrahim ya. Öyle ya işte, ben ona memnun değilim onun için. Bir tane şiir var, onun dışında üç tane yazıda benim imzam var. Ben bunu istemiyorum ki. Başkası yaz, ayıp yani. Dergi de şu an yazabilirsin. Onun için hani insanlar yazsın ki ya ben bir yazıyla bir imzayla
yetineyim yani. Benim bir tane lazım olsa. Niye iki tane, üç tane olsun? Öyle hani belki aklından geçiren de olur ya, niye yazmış falan diye, ama sebep bu. 52 sayıdan 72'ye çıkarırsan 20 sayıyı nereden bulacaksın yani? Mecbur. Zor yani. Yazılacak yani. Yani havuz oluşturacaksınız abi. Bir havuz oluşturacaksınız. Hani okurların köşeleri olacak. O da olabilir ya. Bir sayfa mesela diye okurlardan gelen yazılar da olabilir. Bir sayfa, iki sayfa veya. O olur mesela, öneriler alıyoruz. Mesela kafama yazdım buraya geçeceğim. Onları da eleyeceksin bu sefer, diyecek ki ben gönderdim orada. Ama sırayla yayınlanacak o, artık onu beklemeyecek o. Gönderme sırasına göre. Evet. Şimdi benim önerilerim olacak. Dergi dün inceleme fırsatı oldu, çok hayatını incelemedim ama inceleme yaptığımız çerçevede İlk değerlendirmem gerçekten bu bölge için çok güzel bir girişim, bir çaba. Ama bunun yanı sıra gelişmenin ucu açık, sürekli gelişmek mümkün. Bu noktada benim düşüncem derginin tematik olması önemli. Yani mesela bir birikim dergisini düşünelim. Birikim dergisinin ayrı konusu vardır. O konu doğrultusunda aslında gelecek zamanlara da bir kaynak olarak taşınır. O dergi akşama sönmez. Yani mesela bu dergiyi okuduk, örneğin bir hatıra değeri var. Bazı şeylerin yazılarının kaynak değeri de var. Mesela Tıha Kalesi ile ilgili beyaz kitap yazılarını falan. Diğer yazıları okuma fırsatı bulamadım. Ama daha çok diğer yazılar hele ilk olduğu için belki günü kurtarmak için veya yani çeşitli olsun diye de yazmış olabilir. Dosya türü olmasında fayda var. Bu benim görüşüm. İkincisi aslında dergilerin bir işlevi de bir aydın atölyesi olmasıdır. Mesela garip akımını düşünelim. Bu felsefede de vardır, felsefe çevrelerinde de vardır. Bir sürü dergi çerçevesinde aydınlar yetişmiştir. Aslında her dergi kendi aydınını yetiştirebilir. Bu açıdan bu bölgenin aydın fabrikası olabilir bu dergi. Bu noktada bir yazılar yazıldıktan hemen sonra ya da yazılmadan önce yazarların istişare yapabilecekleri bir mekanın olması lazım. Yani mesela bu ay dergi çıkacak, dosyamızı ne atıyorum? İşte hemşin diye böyle bir dosyamız olsun. Yazarlar o yazıyı yazmadan önce ve yazdıktan sonra istişare edebilecekleri bir mekanları olsun ve bu istişare periyodik olarak gerçekleşsin. Yani her yazıdan önce yazarlar mümkün olduğu kadar bir toplantı yapsınlar. Çünkü hem fikir açıcı olur bu, hem birbirlerinden çok şey öğrenmiş olurlar ve derginin de bir disiplini olur. Bunun yanı sıra derginin bir bilgi arşivi olmasında fayda var. Yani dergiye ait bir kütüphane olur. Dergiye ait kütüphane, burada bir kütüphane var ama son derece mütevazı bir kütüphane. Daha geliştirilebilir. Yani dergi amaçlı, dergideki yazarlar istifade edebilir. Nitelikler. Dergi kütüphanesi. Dergi toplantı odası gibi böyle disiplini sağlayacak, daha nitelikli akademik yazıların çıkabileceği bir zemin teşkil edebilir. Ve bunun yanı sıra aslında Türkiye'deki üniversiteler ne kadar niteliklidir, ne kadar muhaliftir, o da tartışma konusu ama her sayıda bölgedeki akademilerle, akademisyenlerle veya araştırmacı yazarlarla bu derginin yazarı olmasa bile istişare yapılabilir, bağlantı kurulabilir. Bu da önemli bir husus. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Evet, teşekkür. Ben bir önerimde bununla bir kurdum. Şimdi işin günün sonunda her şey ekonomiye geliyor. Ekonomi olmadan bir şey yürütmüyor. İki insan yan yana gelince ekonomi. Mesela bu pazarın ekonomik tarihiyle ilgili, süreçle ilgili bir araştırma yazısı gibi bir şey yazacak olursa, yazılırsa geçmişte bugün arasında bak, biz bugün de bağ koptu diye itiraz ediyoruz. 80 önce biz de gittik, bağ koptu. Pazar ekonomisi süreçtikçe kronik yoksulluk ve göç hareketi başladı.
Ama buranın ekonomisi üzerinde yazı yazılırsa belki yeni olanaklar da ortaya çıkar. Yani başka olanaklar da ortaya çıkar. Mesela orada bir köşe değil de bir süreç içerisinde ekonomi tarihi, bu bölgenin ekonomi tarihi, özel limanımız vardı, burası liman şu anda yok. Onlarla o konuda haklısınız. Konu ya, tabii ki de sorun şey, şu konuda niye yazılmıyor değil, kim yazacak? Yani yazacak bir işte, yazacak. Yaşar Bey o konuda yazabilir işte. Ha işte yani, yok bu konu tamam ama başka bir konu olur, daha başka bir konu. Aklımızdan bir sürü konu geçiyor ama problem o konularda kimlerin bir yazı makale göndereceği. Yani öyle bir yazar kadrosunu oluşturmak en azından. Gönüllülük esasına tabii göre başladınız. Ben dünyayı gezen biriyim. Pazar insanını tanıyorum ve çok yetenekli olduklarını, şalan olduklarını görüyoruz. Geri döndük. Yani hep beraber geri döndük. Doğduğumuz yere geri döndük. Gönüllülük saldırıyoruz. Bulursunuz. Yani siz bu duyuruyu doğru şekilde, ben de dergiyi İstanbul'da da incelemiştim şu anda. Çok detaylı inceleyemedim ama daha çok yani bu taraflara daha altyapı olan bir yazıya doğru gidersek, özellikle bu bölgenin Cumhuriyet tarihi ve kısa tarihi, yani ulaşılabilir bir kaynak olarak yazılabilir. Ama ekonomik veriler için bölgeden bilgi toplamak gerekiyor. Bu bölgenin bilgi ziraat dosyasından, işaret dosyasından, buralarda bilgi toplamak gerekiyor. Bir de envanter olup, o zaman işte az önce söylenen belge arşiv olarak da çok yer kazanır. O nasıl lazım? Denizlik tarihi bulunabilir liman başkanlığında, her şeyi biliyorum. Yani ben yazarım diye söylüyorum çünkü ben başka görevlerim de var ama ben bir iki yazı yazarım ama iktisat tarihiyle ilgili. Ama o kadar çalışma arkadaşlar. Tamam, bir iki yazı da olsa yazın işte. Yazacağız, ben yazacağım böyle bir. Şeyle ilgili özellikle bu bölgenin ekonomisinin dönüşümüyle ilgili. Yani çünkü ekonomi dönüşmedi aslında. Fakirleştiğini devam ediyor. Dolayısıyla onu yazmamız gerekiyor. O fakirleşme edebiyatçıları da, sanatçıları da, bilim insanları da herkes etkiliyor. Çünkü halkın da karnı aç bir insan edebiyat düşünemez. Karnı aç bir sanatla düşünemez. Müziği de düşünürüz. Müzik de kaldı. Eskiden Dede Cinan diyordunuz. Ben bir sene orada onlarla birlikte çalıştım. Yani o dönemde çok değerliydim. Yani ben yıllarca sürdü bu. Yani onlarca yıl sürdü. Şimdi bir tane müzik kurulu yok. Ben bakıyorum şimdi elektrosazla çalan birkaç kişi var. Ya da şeyden, kasetten çalıyorlar. Yani müzik eğitimi de yok. Sahaya çıkmıyor insanlar. Ben çalıp mesela bağlamıyorum. Bağlamanız yok. Niye çalıp bağlamıyorum. Ben geldim oturuyorum çalmak istedim. Bağlamıyorum. Şimdi bunlar birlikte hareket edilirse aslında çerçeve daha büyük olur. Evet. Benim aklımdan geçen şu, yani dergi konusunda. Dergi, yani sayılar çoğaldıkça, bizim bu Çise dergisi kaynak gösterilen bir dergi olsun. İşte onu yani, hissediyorum işte kaynak. İşte gelecekteki benim yani şeyim o, yani çıta o. O olmalı diyorum. Dergi kaynak gösterilsin. Bir sürü yerde ileride kaynak olsun yani. İnsanlar bir başvur. Bir şey aradıklarında Çise'ye bir bakalım. Orada mutlaka vardır. Bu konuda bir şeyler desinler abi. Ben kalkmadım. Gitmemiz gerekiyor da. Kalkmadan şunu söyleyeyim. Ben tabii sizi tanımıyorum çoğu arkadaşlar. Benim adım Yaşar Zence arkadaşlar. Bu arada tabii ben de söyleyeyim. Yani bu ekip ben de o zaman. Ben bu ekibi yani ikinci dolar insanları çok değerli buldum. Yani Türkiye'nin birçok yerinde olmayacak kadar, ilçesinde olmayacak kadar yani milyonluk ilçeleri çıkartabileceği insanları çıkartmış burası. İşte daha kimler var, daha bir şey yapıyor o zaman. Önce bizi tebrik ederim. Gömüğünüzü buraya vermişsiniz. Ben de çok buraya gömdüm. Ben üniversite okurken cuma günü otobüse binerim. Cuma sabah giderim, pazar günü görse pazar sonra giderim. Yani o kadar. 1,5 günlerine daha gelen İstanbul'a. O yüzden bu değerli ekibin değerli bir şekilde yürümesi için önce tebrik ederim kurallara, sizlere de kurallarıma şiir, ben şiir, ben ayrı bir şiir, ben başka bir şiir, orası. Orası çok olan başka, bambaşka. Ama dergiye destek vermeye çalışacağız. Hatta ben telefonum, telefonum hepsi var. İstanbul'da yani bir de uzun yaşamalı yani ben bilmiyorum da öyle olur. Çerçevesi genişlerse ve de belge niteliğinde çalışmalar kapsarsa o zaman öyle olacak zaten. Yani kısa tarih yazmaya kalktıysanız zaten aşağı yukarı 5 sene falan sürer. Yani 4 sene, 20 çok tarih. Çok uzun ömürlü olmuyor. Dergiler genelde şeydir, kısa ömürlüdür. Evet, 4 sene, 5 sene sürer. Evet.
Biz mesela ben daha başka bir umutsuz olmayın. KKS'ye de 3. yılından gidiyor. Şu anda 11. sayı içerisinde. Aa ne kadar güzel. Umutsuzluğa kapılmayın. Sadece başka bir toplantıya gidelim. Tamam. Evet. Görüşmek üzere. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii fazla konuştuk ama şey var. Şimdi bir de sizin çok güzel bir çalışma var. Sen bir ara isim ayarlı. Yerelden evrensele dediniz. Şimdi yerelse eğer yerelin sorunlarına da çözüm getirecek bir nitelik taşımalı. Bana göre çözüm ödenecek. Ben buralı olan bir insan olarak, bizim insan olarak demin de ifade ettiğiniz pazarın dünden bugüne dönüşümü de göz önünde bulundurarak şunu görmek lazım. Bu bölge sistematik olarak gericileştiriliyor. Sistematik olarak. Tesadüf. Bu noktada bu derginin bir aydınlanma misyonu da olmamış. Mesela bir insan dergisine baktığım zaman orada o misyonu görüyoruz. Yani bu bölgedeki o karanlığa karşı sistematik karanlığa karşı bir aydınlanma çalışmasını da misyon olarak üstlenmeli bir dergi. O noktadaki yazıların da özellikle fazla olmasına dikkat edelim. Çünkü bu bölgenin hastalığı. Şimdi baktığımız zaman mesela eğitim sisteminde de felsefe grubu dersleri alabildiğine özgürlüğüne çalışılıyor ya da dinselleştirmeye çalışılıyor. Şimdi seçili bölgelerden biri de Türkiye coğrafyasında bu bölge. Dinsel gelecek noktasında. Dergimizin de o misyonu olmalı. Yani bir aydınlanma misyonu olmalı. O noktada yazı yazarına arkadaşlara da istihdam çalıştı. Galileo yazısı zaten o başlama vuruşunu yaptı yani. Bu amaçla atmadı buraya. Muhammed'in söyleyecekleri vardır. Dergimizde bir öyküsü, bir sivil hale yazısı var. Öyküyü sen kitaptan aldın. Kitaptan sonuçta sen yazdın, ben yazmadım. Şimdi çizeye konular belirlenirken işte bana da unutturulan, yok sayılan kültürel şeylerimizi ele almam istedi. Ben de benim mahalleye çok yakın ilkokulda başladığımız bölgede bir kale var. Sivil Kale, aslında eski ismi Zeleki Kalesi. Bu kale üzerine yazı yazdım. İşte birinci sayıya bunu, ikinci sayıda farklı bir şey düşünüyorum. Bu bizim Kız Kulesi'ni konu alacağım ama farklı bir bakış açısı şey yapıyorum. O yapılan çalışmayı beğenmedim ben. Yani aslında hiç ellemeselerdi, olduğu gibi kalsaydı çok daha iyi olurdu. Gaz tenekesine benzettiler. Bir tanesi de Şile'de var zaten İstanbul'da. İkisi de çok birbirine benziyor. Şimdi bunu ele alacağım. Henüz tasarlıyorum yani ne yazacağımı. Edebiyattan da yararlanmayı düşünüyorum. Pazardan geçen bir büyük edebiyatçıdan da söz ederek Konvenler sülalesinden Davit'in pazara Atina ismini verişiyle ilinti kurmayı da yaparak böyle ikinci bir şey yapmak istiyorum. Üçüncü sayıya eğer şeyimiz sürerse ben Cifa'yı farklı yine aynı şeyle yazmayı düşünüyorum. Biz aslında tarihi şeylerimize hiç saygılı bir insanlar değil. Eskiden beri değiliz. Yani ben bunu bir örnekle size anlatmak istiyorum. Benim köyümde bir komşum ev yaparken önce temeli kazarlar ya, o temel kazısında önce bir ucunu gördüklerinde define bulduk diye çok seviniyorlar. Önce kapatmışlar galiba, gündüz bulmuşlardı bunu. Sonra lüksler yakarak gece çalışmaya başlamışlar. Çıka çıka çok büyük bir şey çıkmış. Küp gibi bir şey. Taştan yapılmış. Sonra bunu kimseye de göstermeden
onu kırıp parçalayıp yeni yapılan evin temelini kullanmışlar. Onun ne olduğunu onunla sohbet ederken o işte o yaşımda bile dedim ki Lütfü Bey sen onu kırmakla çok büyük kötülük yaptın dedi. Niye dedi oğul? Dedim ki o neydi biliyor musun dedi. Neydi dedi o? Şimdi bizim burada bu 1000 yıl önce diyelim yani bu Cenevizler zamanında şarap yapımında kullanılan o büyük kap ve o büyük kapın çevresinde küçük testiler var. O üzümü sıkarlar, o şey, büyük kapının içine koyarlar. Orada onu dinlendirirler, dibe çöker. Ondan sonra küçük kaplara devrederek, sürekli uzatmayalım. Küçük kaplara da aynı şeyleri yaparak, bir o tarafa bir bu tarafa şey yaparak şarap yaparlar eski Lazlar. Şimdi bu şarabın dünyanın dört bir köşesine bu Cenevizler tarafından götürüldüğünde bugünkü şampanyanın dedesi sayılacak çok beğenilen bir şaraptı bu. Ve bunun şeyini eserini görüyor adam ve buna hiç saygı duymuyor. Hiçbir şeye de saygısı yok zaten. Aynı küplerden Rakçalı kıyıda 3 tane o dediğiniz küçük testilerden biraz kalmış tabii parçalanmış. Demek ki kültür olarak aynı. İkinci bir örnek vermek istiyorum. Benim büyük amcamın oğlu, ben onu çocukken amcam zannediyordum çünkü bizden çok büyüktü o. Köye yol yaparken gözler bizim mahallede çeşmenin oradan geçerken batmaya başlamış. Ben serendenin bozulmasına karşı çıkmıştım. Benim hatırım için güya serendeyi sökmüşler. Şeylerine bir yana dizdik onları. Yeniden yaptıracaklar. Ne oldu biliyor musunuz? O dozer o çamurdan çıksın diye koskoca serendenin ahşabını o dozerin altına verdiler. Dozer oradan bizim şeyimizde çıkmadı. Başka bir iş makinesiyle çekerek çıkardılar onu. Şunu söylemek istiyorum. Serende bile ki kapısı işlemeliydi. Ben o işlemeli kapıyı hiçbir yerde görmedim. O serendeyi toprağa gömdüler. Bu denli yani nereden bakarsanız bu toplumda eski eserlere karşı, geçmişe karşı hiç saygı yok. Ben de çizeye uzun ömürler diliyorum ve yazacağım yazılarda hep aynı doğrultuda olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İki soru soracağım da ama eğer her sayıya reklam alabilirseniz bu iki sorunun hiçbir önemi yok. Ama alamazsanız bu iki sorunda gerçekten önemi var. Bir, yerginin ederine. İki, nasıl dağıtmayı düşünüyorsunuz? Derginin ne? Fiyatı edelim. Yani kaç liraya insanlara gittik? Üstüne bakmadım daha ben. Ha, yok üstüne yazmadık. Ha. Üstünde fiyat yazmıyor. Tamam. Ama 50 liraya veriyor arkadaş. Şöyle. Ne verirsin? Yok öyle ben başka... Onu yazmadık niye? Şimdi ben bilmiyorum nasıl oldu o teknik kısmını da biliyorum. Beni yayın evinden aradılar. Dediler ya buna İSSN numarası almanız lazım bilmem. Falan. Kesinlikle alınması lazım. Adliye basını, savcılığa, yönetim kurulu falan. Dedim nasıl olacak? Buraya görüştüm işte aradım arkadaşlar. İSSN var bizim diğer kitaplar için. Bir de İSSN lazımmış. Ya dedim bu dergi genelde çıkan bir dergi yani kültür sanat evi bünyesinde orada yayın olarak çıkıyor. Yani ama şeyde yok yani kitapçılarda bilmem nerelerde dağıtımlarda orada burada yok. Sadece burada var bir de biz toplantılarda elden ele ama dediler ki bu dolayısıyla yapmadık şey demiş Kültür Bakanlığı'ndan devrim arkadaş devrim konuştu da siz bunu savcılıktan almanız lazım vesaire evet. Filan. Evet doğru. Böyle bir şeyler. Şimdi savcılığa yönetim kurulu, yazı işleri müdürü ve sahibinin bilgileri gidecek. Yani bu hangi savcılığına? Ama şöyle yani işleri ne olacak dedik bunu yani aldık diye aldık alsak da aynı şeyi yapacağız. Ya almasak da şey yok. Külfeti yok, fiyatı yok yani. Yok yok. Bu açıdan değil. Anlamında değil.
Kelimden dolayı mı? Arkadaşlar bunun tartışmanın manası yok ya. Ben başka bir şey söyleyeceğim o zaman. Bakın, eğer şimdi 1200 devri bastınız. Bu 50 liradan 60 bin lira para yapar. Hepsini dağıtabilirsiniz. Dağıtabilirsiniz. Bu da dergi. Evet, çok protokol tabii. Bu zor bir şey yani. Zor bir şey. Şimdi Arter Başkan mutlaka çözüm önerileri bu konuda ama ben şey, örneğin tek tek insanlara gönderdiğiniz zaman kargoyla bir tane dergiyi yollamak için bir kişiye PTT, bu da 62 lira. Bir kargo. 62 lira. Siz 50 liraya bu dergiyi verecekseniz alttan nasıl çıkacaksınız? Önerim şu, örneğin Trabzon'a mı yollayacaksınız? Kaç tane yollayacaksınız? Orada ilişkileri kuracaksınız. İşte Trabzon'a 50 dergi yollayacaksınız. Trabzon'a tek tek dergi yollamayacaksınız. İşte İzmir'e tek tek dergi yollamayın. Çünkü örneğin ben İstanbul'a 200 dergi yolladım. 200 dergi, 200 çarpı 12 bin lira para yapar. Ama ben toplu yolladığım için 800 lira, 900 lira kargo parası veririm. Ama tek bir derginin fiyatı kargo bedeli 62 lira. Ama kurumlara verebiliriz. Kurumlara, okullara, iş yerlerine falan da verebiliriz. Ya o başlığın dağıtımdan bahsediyoruz. Yani, dağıtımı nasıl yapacaksınız? Valla işte o konuları daha konuşacağız yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız diye demiş ya şey. Futbolcular diyor ya. Arkadaşlar bitirelim. Yoruldunuz. Biraz burası da şey oldu. Evet. İyi ki yürü yapalım. Şimdi biz bu devri elden dağıtıyoruz. Yani kitap ellerini de vermiyoruz. İşte burada nasıl dağıtıyorsak İstanbul'da da Pazarlar Birliği Derneğimiz var. Ankara'da da Pazarlar Derneği var. Derneklerimiz artı bilim kültür derneği var Trabzon'dan. İşte Hikmet orada Bekasi diye bir dergi çıkartıyorlar. Opa'ya, Opa'da kültür sanat derneği var. Şapşat da var. Böyle elden yaygınlaştırıyoruz. Yani bu elden dağıtım. Yani piyasaya verdiğimiz bir dergi değil. O yüzden sirkülasyonu kolay. Yani tek tek postayla gönderebileceğimiz dergi de değil. Şimdi burada etkinliğimizin üçüncü gününü geride bıraktık. Aslında iyi gidiyoruz. Geçen bir hafta yapmıştık. Bu ikinci kez bir haftalık etkinliğimiz. Çocuk etkinliğiyle başladık. Çok güzel bir, çok anlamlıydı. Bugün sağ olsun şair arkadaşlarımız, şiir, hayat üzerine çok güzel bir sohbet ettik. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum, onu söyleyeyim. Yani iyi bir topluluk oluşturduk. Bugünkü çok sıcak. İnsanların değişik sorunları ve gündemleri olmasına rağmen bu kadar insan, bilen İstanbul'da herhangi bir yerde böyle bir etkinlik yapsanız bu kadar insan toplayamazsın bunu. Yani övünmek için söylüyorum, yani kendimizi övmek için söylüyorum. İyi bir etkinlik oldu. Söyleşiler biraz şeydir, yani sıkıntılıdır. Bizimkiler korona gelir bir akşam. Evet. Mesela Ciha Kalesi'nin millet o oyuna da zıpladı 11.30'a kadar. Cumartesi pazar tıkın tıkın olur konserler. Ama böyle söyleşiler, sohbetlere insan bulabilmek böyle kolay bir şey değil. Bugün iyiydi. Bunu canlı tutmamız gerekiyor. Yarın yine bir söyleşimiz var. Bu söyleşimizin konusu pazarın ekolojisi. Özellikle Zafer Mahallesi'ndeki kirlilik. İki arkadaşımız muhtarlıkla konuştuk. Yani orada mahallede de insan bulmaya çalışacağız. Ama arkadaşlarımızın bu ilgi, yani bugünkü panelde gösterdikleri ilgi, yarınki panelde de gösterilirse oldukça iyi olur. Koca Köprü'de çocuk etkinliği var. Biz oraya çok dahil olmak zorunda değiliz. O Koca Köprü Mahallesi'ndeki çocukların etkinliği. Kadıköy Atölye grubu orada etkinliklerini sürdürecek. Yalnız akşam çok yerel bir etkinlik var Koca Köprü Mahallesi'nde. Gelmek isteyen arkadaşlar gelir, yemek yarışması oluyor. İlkini geçen yıl yapmıştık. Sanırım Şükrü abi jüri alacağız. Bugün yemek jürisi olacak. Yemek yiyeceksin abi. Bakacaksın hepsini tak. Ne diyorsun? Şerif arkadaş öyle bir şansı yok. Geceyi için. Hocamı da alabiliriz. Tarafsız gözlemci olarak. Öyle bir tatlı bir etkinlik var. Cuma günü son kez bir kez daha sizden yazar buluşmamız var. Ayşegül Çiçekoğlu bu arkadaş da Fındıklılı. Yani değişik türde yazıyor. Çok ilgi duyulan bir yazar. Fındıklılı. O gelecek. Onunla bir söyleşi yapacağız. Kadın arkadaş. Ona da bir ilgi vermemiz gerekiyor. Yine 4.30 gibi. Onun dışında Hunar'dayız. Yağmur yağmazsa. %70 yağış gösteriyor. Geçen yıl yapamadık Hunar'da. Yoğun yağmış nedeniyle. Hunar'da çocuk şenliği 16'da. Akşamda Hunar Şenliği yapacak, Hunar Köyü. O etkinlik öyle.
Cumartesi günü de bir etkinliğimiz var. Bu da anlamlı bir etkinlik. Bunlar önemli arkadaşlar. Saat 16 yani 16.30. Pazar Lisesi'nin önünde buluşuyoruz. Pazar Lisesi'nin mezunları öğretmenleri buluşması yapıyoruz. Cumartesi. Cumartesi saat 16'da. Ona da rivayet edersek iyi olur. Akşam zaten konserimiz var. Pazar Müzikseverler Derneği. Eksik Beşli, bu pazarlı bir gruptur Eksik Beşli. İsmail Hakkı Demircioğlu pazarlıdır. Erdal Bayrakoğlu Ardeşenlidir. Bu arkadaşlarımız çıkacak. Pazar günü işte hocamın sözünü ettiği Sivri Kale. Kaybettiğimiz bir mirası hatırlatmaya çalışacağız. Kalecik'te buluşacağız. Oradan topluca gideceğiz. Köy muhtarlarıyla konuştuk. Kordovat ve Kursevat. Ondan da katılımını sağlayacağız. Acaba oraya yeniden pazarın kimliği hakkı nasıl getirebileceğimizi biraz oralarda sohbet edeceğiz. Tabii sorunu ihmal etmeden. Saat 13'te Örnek Köyü'nde çocuk etkinliği var. 13'te dedim. Evet, saat 13'te evet. O Örnek Köyü'nün etkinliği. Yani Benek oluyor. Benek Köyü'nün etkinliği. Saat 19'da da akşam yine meydanda Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu Özlem Üngör, Menekşe Çelik ve Engin Orta. Bunlar hep yerel sanatçılar. Yani buranın çocukları. Bunlarla bir müzik ziyafeti yapıp 5.sini bitirip değerlendirme yapıp 6.sına yol alacağız. Yolculuğumuz Bakü olsun diyoruz. Pazartesinden beri belediyede resim servisine devam ediyoruz. Dolayısıyla hani bu etkinlikte belediyede olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar resim sergimiz sürüyor. Yarın da açık. Evet. Yarın belediyenin önünde ziyaret edebiliriz. Resim sergimiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Çiçek'e enerjisinin tanıştığı eleştiri ve önerileri evet, görüşüldü. Evet, bugünkü etkinlik burada sona erdi. Evet, yarın görüşmek üzere diyoruz. Bizleri takip edin. Günlük pazarlıkta net sitemizden fotoğrafları, videoları takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.